Evet. First bazı değişikliklere gitti. Mümkün olduğu kadar takımların uzaktan da bu First Robotics Competition'da ilerlemesini, işte bazı kazanımları kazanmasını sağlayacak geliştirmeler yaptı. Bunları genel olarak üç farklı mücadele olarak kategorize etti. Bunlardan bir tanesi Game Design Challenge, yani oyun tasarım mücadelesi diye geçiyor. Diğeri Infinity Charge at Home ve Skills, yani evde First Robotics Competition ve yetenek mücadeleleri şeklinde bir grubumuz daha var. Üçüncü grubumuz da First Innovation Challenge diye üçüncü bir grup daha gerçekleştirdi. Bunun dışında geleneksel başvurulan ödüller de bu sene mevcut. Bir tablo hazırladık. Geçen mentor eğitimimizde de paylaşmıştık. O tablodan devam etmek istiyorum ki daha derli toplu bir şekilde görebilelim diye. Bu tablo hakikaten çok iyi geri dönüşler aldık. Takımlar bundan çok faydalandılar. Şurada bu tabloya bağlanan kişi sayısını görebilirsiniz. Şu anda bir kişi varmış ama her gün bence 20-30 kişi bu öğrenci ya da mentorumuz bu tablodan faydalanıyor. İlk kategorimiz başvurulan ödüller, klasik ödüller. Bunlar zaten her yıl olan ödüller. Birincisi Chairman's ödülü. Chairman's ödülü biliyorsunuz veteran takımların başvurusunda açık bir ödül. Bu ödülün içeriğinde takımlar sistem gelişimi anlamında, topluluğa gelişim anlamında neler katkı yaptılar, kaç kişiye ulaştılar, ne kadar First'ün temel değerlerini, işte bilim teknolojiyi yaydılar. Bunu arıyorlardı hatırlarsanız. Bu sene Chairman ödülünün son başvuru tarihi 25 Şubat olarak ifade ediliyor. Ve Türkiye'de normalde iki regionalımız vardı. Bu iki regionalda iki farklı Chairman ödülü veriliyordu. Ama bu seneye özel, bu sene 3 adet Chairman ödülü verilecek. Dolayısıyla 3 veteran takımımız Chairman ödülünü alıp eğer şampiyonu olacaksa şampiyonu da boy gösterme şansı olacak. İkinci geleneksel başvurulan ödüllerden ikincisi dijital animasyon ödülü. Şimdi bu dijital animasyon ödülünü Safety Animasyon Ödülü'yle, yani güvenlik animasyonu ödülüyle takımlarımızdan karıştırıyorlar genellikle. Bunun sponsoru Automation Direct diye bir firma. Bu her sene belli bir konu veriliyor dijital animasyon konusunda. Bu konu üzerinde çocukların animasyonlar yapmaları planlanıyor. Yani bir iş güvenliği vesaire değil. Her sene belirlenen tema üzerine. Bu sene belirlenen tema karantina ve sokağa çıkma yasakları. Bu karantina ve sokağa çıkma yasakları hakkında bir animasyon tekniği kullanaraktan buna önem veriyorlar. Yani zaten ödülün de içeriğine bakarsınız, değerlendirme kriterlerine baktığınız zaman işte bu teknikte ne kadar geliştikleri, işte ne kadar verimli kullandıkları, üç boyutlu modelleri kullanıp kullanmamaları, işte hikaye vesaire şeklinde farklı kriterlerle değerlendiriyorlar. Tüm dünyadan bu animasyon ödülünün bir kazanı oluyor açıkçası. Animasyon Animation Direct firması tarafından değerlendiriliyor. Bu ödülün başvuru tarihi 25 Şubat 2021. Bu zamana kadar takımların hazırlayıp şu tabloda buradaki linkten ulaşabileceğiniz tabloda belirtildiği şekilde Submission Requirements kısmına bakarsanız burada anlatılan kuralları uyacak şekilde bir Dropbox formu var. O form üzerinden videolarını buraya eklemelerini bekliyorlar açıkçası. Zamanını yapmak çok önemli çünkü First'te genel olarak son tarihte, son saatte kapatıyorlar yani kayıt almayı. Örnek veriyorum, bunun tabii tarihini buraya not almamışız tabloya ama bunun son tarihi, son zamanı, saati neyse o saate kadar yüklemek lazım. Tabii gecikmeler sıkıntılar doğurabilir. O yüzden ne kadar erken o kadar iyi. Bu sene gene submitted, yani başvurulan ödüllerden diğeri Dean's List ödülü. Dean's List ödülü Lead Mentor 1-2 tarafından yapılabilecek, başvurulacak bir ödül. Dashboard'unuzun üzerinden yapıyorsunuz bu ödüle başvuruyu. 18 Şubat tarihine kadar takımınızdan bilim ve teknoloji konusunda çalışmalar yapan, takımda güzel liderlik yapan ya da güzel örnekleri çocuklarınızdan onları aday olarak giriyorsunuz dashboard'unuzun üzerine.
Hemen şöyle göstereyim, bir hatırlatma olsun. Firstinspires.org üzerinden login yaptıktan sonra kendi sayfanızda. Evet, dashboardunuzda kendi sayfanıza giriş yaptıktan sonra. Evet, hemen girelim. Dinsdis ödülüne bu sene 6 tane aday çıkacak Türkiye'den. 6 aday sonra yani tekrardan değerlendirilerek dünyada işte bir aday ya da iki aday ortaya çıkartılıyor ve bunlara burs veriliyor. Yani burada yazacağınız çocuğunuza çok güzel bir dille maalesef İngilizce hazırlayacaksınız bu içeriği. Login olamadık, bakalım deneyelim. İngilizce yazacaksınız. Güzel bir metin yazaraktan çocuğun bu ödülü almasını, hak kazanmasını sağlayabilirsiniz. Tabii ki gerçekleri ne yaptıysa onu. Bakalım. Şimdi certificate. Bakınız burada sertifikalar ve ödüller kısmında, certificates and awards kısmında Dean's List Award Submission bölümü var. Buraya girip evet geliyor inşallah. Buradan seçip buradan öğrencinizi seçeceksiniz. İşte adı, soyadı, e-mail adresi, ondan sonra ne zaman mezun olacağını şey yapıyorsunuz, yazıyorsunuz. Hangi yılda mezun duruma gelecek. Adresi, adres bilgilerini vesaire doğru girmenizi tavsiye ederim. Çünkü eğer ki Dinsdis finalist ödül olursa, bir ödül göndereceklerse bu adrese gönderiyorlar ellerine. Dolayısıyla buraya gireceğiniz bilgiler önemli. Burada farklı kategorilerde sizden sorular istiyorlar. İşte öğrencinin liderliği, takım arkadaşları nasıl motive ediyor vesaire, bununla ilgili bin karakter. Uzun uzun eserler, yani uzun uzun içerikler yazabilirsiniz açıkçası. Güzel bir dilde yazmak çocuğumuzun şansını arttıracaktır. Nasıl ki Chairman ödülü bu sene arttı, aynı şekilde Dean's List ödülü de bu sene arttı. 6 farklı finalist çıkacak, bilginiz olsun. Safety Innovation'ın zamanı geçti. Bu da bir animasyon ödülüydü. İş güvenliği animasyonu şeklindeydi. Bu iş güvenliği animasyonuyla ilgili de son tarih tamamlanmış durumda. Sonra öğrencilerin sizin adınıza yazacakları Woody Flower finalist ödülü var. Yani Woody Flower ödülü var. Woody Flower ödülü Türkiye'den bu sene bir tane çıkacak. Bunu bir tane tutmuşlar. Muhtemelen çok değerlendirecekleri şey olduğu için. Burada çocukların sizin adınıza yazdıkları, işte takımımı böyle motive etti, topluluğuma şöyle katkı bulundu vesaire şeklinde yaklaşık 3000 karakterden oluşan bir essay yazmaları gerekiyor. Bir metin yazmaları gerekiyor. Bunu yapabilecek öğrenciyi de sizin yine dashboard'unuz üzerinden kendi dashboard'unuzda contacts kısmından girip manage contacts dedikten sonra ilgili çocuğu burada hemen bulalım mesela bir öğrencimizi. Mesela bakınız burada Designated Award Submitter butonuna tıklayarak bu öğrencinin hem ödül başvurularını yapması hem de sizin için yazacakları essay'de görev almasını sağlayabilirsiniz. Woody Flower Award başvurusu için. Bunun da son tarihi az kaldı, 18 Şubat. Yani şimdiden metin yazmaları önemli. Bununla ilgili, Woody Flower Award'la ilgili de örnek metinler. Burada sayfayı incelediğiniz zaman göreceksiniz. Pardon, Woody Flower ödül şeyini açalım. Daha önce kazanmış Woody Flower'larla alakalı essay örnekleri de yine burs sayfa içerisinde mevcut. Takımlar, yani öğrenciler buralardan bunu okuyup neler gerekiyor, neler yazmışlar, ne şekilde kriterlerle belirlemişler, bunlara karşılık gelecek şeyleri bulabilirler. Bunlar bu sene klasik başvurulan ödüllerimizdi. Bunlarla alakalı sormak istediğiniz var mı acaba? Ya Hasan hocam, merhaba Ayşe hocam. Ben bir şey sorayım. 6402 Göktürklerden. Mental. Buyurun hocam. Hoş geldiniz. Ya hoş bulduk. Ya bir şey soracağım. Şu Chairman Award ödülünde. Evet hocam. Sunum için bir video hazırlamamız gerekiyor mu? Sunum için. Şey için video istemiyor, onu biliyorum. Nedir? Yani normal bir 2,5 dakikalık video istemiyor. Zorunlu ama değil onun diyor. Dışında. Aha.
şey için bir video hazırlamamız gerekiyor mu? Sunum videosu. Hocam sunum için videoda yani size verecekleri 12 dakika toplam süre olacak sunumda. Evet. Yani 7 dakikalık bir sunum hazır. Sunum presentation burada yapabilirsiniz. Videoda kullanabilirsiniz. Yani o aynı bu Zoom ekranı gibi toplantısı gibi burada araya videoda koyabilirsiniz açıkçası. Evet. Yani onu seyrettirip ya da işte ama 7 dakikalık şunu, ama sonraki 5 dakika. Evet, şöyle bir şey yapmanızı tavsiye ederim. Videoyu zaten bunu submit ederken şey yapıyorsunuz. Nedir onun adı? Ödül başvurusu kısmında varsa eğer chairman videonuzu da belirteceğiniz bir yer var. Bildiğim kadarıyla. Hemen bakalım. Yani videoyu iki kere göndermeniz şey yapmayabilir. Geç video buraya bakalım koymamışlar bu sene. Bakalım. En sonda sanki yoktu. Tamam. Submission portal. Yani şeye gerek yok diye. Şeyin en sonunda sanki böyle bir cümle var. Şu şeyde nedir onun adı? To have judging done remotely and our protection made teams have the video. May not have access to create video like the typical would. If you decide to share must be, will not be required. Gerekli değildir diyor. No videos will be accepted initial. Evet. Başvuru bu seviyesinde, şey olan. Evet. Bu tanıt. Başvuru seviyesinde gerekmiyor. Evet. Ve hani geçen yıl hazırladığımız böyle bir 2,5 dakikalık video vardı. Onu istemiyor. Ama onun dışında 7 dakikalık olan sunum şeyde süresince. Onda bir şey hazırlayabilir miyiz? Bir video hazırlayabilir miyiz acaba? Hocam bence onunla ilgili de bir şey yok yani. Onunla ilgili bir şey benim de gözüme çarpmadı. O süre size ait. Ne şekilde sunum yapacaksanız bunun içerisinde video da olabilir. Sonuçta sunumunuzun içerisinde video da gömebilirsiniz. Bu size ait. Yani isterseniz anladım. Kullanabilirsiniz. 7 dakikalık şey bize ait. 5 evet. Dakikasında da mülakat olacak herhalde. 5 dakikasında da evet sorular ve cevaplar olacak. İngilizce mi olacak, Türkçe mi olacak hocam? Dille alakalı evet. Bir şey var. Onu bakıyorum. Evet. Kendi dilinizde hazırlayıp öyle bir şeyler de okudum ama bilmiyorum nereden. Hocam, kendi dilinizde hazırlayıp hani altta şey yapabilirsiniz gibi bir şey de vardı ama. Türkçe yani Türkiye'deki takımlarımız bu chairman mülakatında Türkçe yapabilirler. Yani İngilizce teşvik ediyoruz ama hani şey diğer çünkü o Atom'daki yani skill'ler vesaire için sunumlarda şeyler hep İngilizce olacak. Ama isterseniz İngilizce tercüman da alabilirsiniz. Yani bunda da. Yani gönüllü anladım. Olarak alabilirsiniz. Tamam. Öğrencilerimizden bir tanesini öyle şey yapacağız hocam. Yani İngilizce biliyor olacak. O tercümeyi o yapacak yani ya da tamam şey hocam. Yapacak. Tamam, o zaman orada bir şey yok diyorsunuz. Evet buyurun. Yani orada biz serbest istersek 3 öğrenci hani direkt sunum ile yapabilir. Evet. Video şeklinde de hazırlayıp o sunumu da gösterebiliriz jüriye. İçerisinde yani evet. Tamam. Bu vakiti çok iyi değerlendirmek lazım. 7 dakikayı en verimli olacak şekilde. Evet. Yani zaten submit edeceğiniz bölümler olacak ya yazı olarak vereceğiniz bölümler olacak. Bu yazı olarak vereceğiniz... Tabii onlar olacak. Onlar zaten bu jüriler okumuş olacak. Belki üzerine böyle onları da destekleyecek başka şeyleri de araya katıştırmak iyi bir strateji başka olabilir. Argümanları da koymak iyi olabilir. Lazım. Yani Mete bunları zaten cumartesi günü anlatacak. Tamam şeyde. Tamam o zaman. Tamam hocam çok teşekkürler. Rica ederim hocam. Tamam. Başka soru yoksa Infinite Recharge Atom Challenge'larına geçeceğim. Tamam. Şurayı kapatabilecek miyim bakalım. Şimdi bu sene biliyorsunuz Infinite Recharge Atom var. Yani ve Skills aslına bakarsanız bunu ikiye de şey yapabiliriz. Bunu Skills yani yetenekler diye de bölebiliriz. Bunu da kendi içerisinde iki bölüme bölmek mümkün aslına bakarsanız. Birinci bölüm jüri ödülleri kısmı. Jüri ödülleri kısmı jürilerin mülakatıyla değerlendirilecek kısım. İkinci kısmı ise yetenek ödülleri kısmı.
Yetenek ödülleri kısmı ise sizin tamamen robot performansıyla yapacağınız başarımı, yani bir jüri değerlendirmesinden geçmeyecek, vermiş olduğunuz videolar ve bu videolarla ilgili aynı zamanda portaldan gireceğiniz zamanlar, puanlar vesaire, bunlarla ortaya çıkacak kazananı, bunlarla ortaya çıkacak yetenek ödülleri kısmı. Şey kısmı, jüri ödülleri kısmında 4 Mart'a kadar bir şey yapmanız gerekiyor. Başvuru yapmanız gerekiyor. Ve eğer ki yetenek ödüllerinde yer almak istiyorsanız 4 Mart'a yapacağınız bu başvuruları, yani jüri ödülleri başvurusunu gerçekleştirmiş olmanız gerekiyor. Yani eğer ki şu gördüğünüz ödüller için şurada anlatıldığı frc@home.org sitesinden başvuru yapacağınız yere başvuru yapmazsanız sizin için yetenek ödülleri kısmı da açılmayacak diye düşünebilirsiniz. Burasını aslında bunu şu olarak düşünebilirsiniz. Hani normal yarışmada jüriler geliyordu, robotun pit alanınıza geliyordu. İşte robotu yakından işte şey yapalım, nedir onun adı? İnceleyelim, anlatın bana vesaire diyorlardı ya. Aslında aynen bunu bir kopyası gibi düşünebiliriz, sadece uzaktan. Yani uzaktan olması tabii ne getiriyor? Önce bir başvuru getiriyor. Yani ne yapıyorduk? Elimizde dokümantasyon da oluyordu. Jürimizi anlatıyorduk, gösteriyorduk vesaire. Şimdi bunu işte resimler, çizimler olabilir, eskizler olabilir, fotoğraflar olabilir çalışırken ki, ya da hiç çalışma imkanı bulamadığınız robot üzerinde bilgisayar başında çalışırken düşündüğünüz toplantılardan olabilir. Yani sizin bu konuda robot üzerinde çalışırken ürettiğiniz içerikleri yükleyeceğiniz ve metinleri yükleyeceğiniz bir ve onların da jüriler tarafından değerlendirilip daha sonra da sizin mülakatla sorulacak olan kısmı, jüri ödülleri kısmı. Burada 5 farklı ödül verecekler. Yani bu jüri ödül, yani jüri ödülleri değerlendirilmesi kısmında yapmış olduğunuz başvurudan sonra 5 farklı değerlendirmeye alınacaksınız. 5 farklı ödül için değerlendirmeye alınacaksınız. Bunlardan bir tanesi otonomus ödülü. Şimdi otonomus ödülü zaten adı üstünde robotun otonom performansıyla alakalı bir ödül olacak. Diyeceksiniz ki biz robotu yapamadık ya da robotumuzu çalıştıramıyoruz. Nasıl otonom yapacağız? Yani nasıl bu işi gerçekleştirebileceğiz ki diye düşünebilirsiniz dolayısıyla. Ha, burada sizin robotu geçen yılki videolarınız ya da yetenek için kullandığınız videoları kullanabilirsiniz, kullanmayabilirsiniz de. 2020 sezonundan video da sabit edebilirsiniz. Yani robotunuzun yarışmada 2020'deki İstanbul Regional ya da işte ne hangi Regional'da yarıştıysanız oradan bir video ile de destekleyebilirsiniz. Ama tabii ki bunu açıklayacaksınız. Yani atıyorum robot çevresini nasıl algılıyor? Hangi sensörleri kullandık? Niçin bu sensörü kullandık? Sahada, sahayla etkileşimi otonom olarak nasıl çalışıyor? İşte nasıl ürettiniz? Yani otonom sürecini nasıl gerçekleştirdiniz vesaire. Bunlarla ilgili metinler olabilir, işte kodlar olabilir belki, kod ekran görüntüleri olabilir vesaire. Portal açıldığı zaman zaten gireceğiniz yeri göreceksiniz. Orada detaylı bir şekilde otonom sürecini nasıl tasarladınız? Ha, size sırf otonom özelinde mi bir otonom ödülüne başvuru için bir ekran mı açacaklar? Ben zannetmiyorum. O 4 Şubat'ta zaten o sistemde açılacak. Muhtemelen yaptığınız robotla ilgili bir belki bir bölüm olur. Nasıl ki demin şey vardı hatırlarsanız. Disney's ödülünde sorular vardı. Sorulara karşılık gelen boşluklar vardı. Büyük ihtimalle onun gibi size bölümler açacaklar metinsel. O metinlerden takımlarımızın şeyi yapmasını, girişlerini yapmasını isteyecekler diye düşünüyoruz. Excellence in Engineering ödülü. Heh, buyurun hocam. Hocam bir soru sorabilir miyim? Tabii ki hocam, tabii ki. Buyurun. Günaydın, önce kolay gelsin. Merhaba herkese. Merhabalar benim hocam. Sorum şu otonomla ilgili. Buyurun. Diyelim ki jüri bileşenlerine katılıyorsunuz. Size katılmayacaksınız. Tamam. Otonomla ilgili ben şey okumuştum. Q&A'de olabilir. Geçmiş, yani 2020 robotumuzun otonom periyot videolarında kullanabilirsiniz diye okumuştum. Doğru, doğru, doğru. Doğrudur değil mi? Doğru hocam. Sadece bunu söylemek istemiştim. Teşekkür ederim. Rica ederiz, rica ederiz Behan hocam. Teşekkürler. Excellence in Engineering ödülü, ikinci ödüldü. Home, işte Skills bölümünün. Bunun içerisinde ne var? Bunun içerisinde
robot tasarımı konusunda profesyonel bir yaklaşımınızı destekliyor. Yani ödüllendiriyor aslına bakarsanız. Yaptığınız mühendislik çalışmasını takım, yani girdiğiniz bilgilerde yaptığınız mühendislik çalışması çerçevesinde takımınızı anlatmanızı isteyecektir. İşte yaptığınız çözümün, işte topu alırken kullandığınız çözümün pratik ve fonksiyonelliğini ve mühendislik çözümü olmasını isteyecektir. Dizaynınızı yapıp mesela dizaynınızı göstermenizi isteyebilir. İşte şurada çalıştık. Şu Autodesk ya da SolidWorks üzerine çalıştık. Şunları planladık. Şöyle mühendislik danışmanlıkları aldık. Gittik firmalardan konuştuk vesaire şeklinde. Bu tip içerikleri yazacağınız bir şey olacaktır. Engineering Inspiration ödülünde bu kutlanacaktır. Endüstriyel Design ödülü zaten aslında bunların üzerinden geçmeyeyim. Zamanı çünkü verimli kullanalım. Bakıyorum şimdi saat, çünkü yetiştirmemiz lazım 11.30'a. Skill'lerde çünkü daha çok vakit ayıracağız. Hepsinin açıklamaları yanlarında var. Kalite ödülü işte biçim, işlev ve estetik konusunda denge kurarak endüstriyel tasarım ilkelerini sergileyen takımı kutlayacak. İşte Rookie Game Changer rookie takımlar için geçerli olacak, değerlendirilecek. Yani rookie bir veteran takım bu ödül için değerlendirilmeyecek tabii ki. Geçen yıl rookie olan ve bu yıl yeni başlayan takımlar Rookie Game Changer ödülü için aday olacaklar. Bu gruplar, yani jüri ödülleri grupları tamamen İngilizce olacak. Yani 4 Mart'ta bunu submit ettikten sonra, gönderdikten sonra grubunuz belli olacak. Grubunuzun da jüri danışmanları her takıma bir mülakat günü ve saati bildirecek. Mülakat tarihi ve saati bildirildikten sonra, yani 30'larlı gruplar olduğunu düşünün. Ama bu gruplar uluslararası gruplar olacak. Dolayısıyla burada yapacağınız sunumların ve bu sisteme gireceğiniz, yükleyeceğiniz metinlerin İngilizce olması gerekecek. Bunun altını çizmemiz lazım. Yani bu önemli bir şey. Mülakat zamanında da aynı chairman'de olduğu gibi size ayrılan sürede sunum yapmanızı ve işte soru cevaplarla sizi değerlendirmelerini sağlayacak. Gene İngilizce olacak. Bunun, yani bu kısım mülakat dahil İngilizce olacak. Bence Türk takımlarının şansı yüksek. Güzel çalışmalar yapan takımlarımız var ama bunları anlatabilmek önemli. Yani çok güzel robotlar yapabiliriz ama bunları ne kadar anlattığımız da önemli. Dolayısıyla buraya girecek metinlerin üzerinden defaatle geçmekte fayda var. Yani iyi İngilizce bilen, bir destek alabileceğiniz bir gönüllü olabilir, bir öğretmen olabilir, okulunuzdan bir İngilizce öğretmen olabilir. Sizin oraya gireceğiniz veriler üzerinden İngilizce kontrolü, iyi anlaşılıyor mu, vermek istediğiniz güzel bir dille yazılmış mı, bunu kontrol etmenizi tavsiye ediyorum 4 Mart'a kadar. Son tarih bu. Tabii ki sonra Infinite Research at Home Skills kısmı, yetenek kısmı. Yetenek kısmı nın sonucunda iki tane ödül çıkacak. Yani bunun bir tanesi Skills Competition Winner, yetenek yarışması kazananı, yetenek yarışması finalisti şeklinde. Eskiden biliyorsunuz ittifaklar olarak çıkıyorduk ama bu sefer takım bazlı çıkacak. Yani o 30 kişilik grubun içerisinden bir winner, bir de finalist çıkacak. Peki bunu neye göre değerlendirecekler? Bunu robotunuzun performansına göre değerlendirecekler. Robotunuzu yapamadıysanız yetenek yarışmasına kıtlamayacaksınız muhtemelen. Yani eğer ki geçen yılki robotunuzu kullanabilirsiniz, 2020'deki robotunuzu kullanabilirsiniz, modifiye edebilirsiniz. Zaten demişlerdi ki sezon açık, çalışmaya başlayın, istediğiniz gibi çalışın demişlerdi. O çalışmalarınızı, o robotlarınızı burada kullanabilirsiniz. Şunun da altını çizelim. Jüri ödülleri için yaptığınız çalışma 2021 Infinite Recharge'i hedefliyor. Yani oradaki game manueldeki Infinite Recharge at Home manueli değil, game manueldeki oyunu hedefleyecek. Yani o manueli de çocuklarımızın okuması lazım. Neden? Oradaki işte gene en boy yükseklik, tampon kuralları, motor kuralları, elektronik kuralları vesaire, bunların üzerinden bunları geçmesi lazım. Yani bunlara uyması lazım. O robotu üretemezseniz de zaten sunmanızı sağlıyor. 2021 için yeni bir robot tasarladınız. Bu sizin tercihiniz. Geçen yılki robotunuzu jüri ödüllerinde anlatabilirsiniz. Ya da o robotunuz var. O robotumla yetenek ödüllerini yapacağım. Yeni bir robotu üretecek vaktim, kaynağım yok. 2020'deki robotumla yetenek ödüllerini devam ettireceğim. Ama 2021 içerisinde bir mühendislik tasarımı, bir tasarım yapmıştım.
Onu da jüri ödülleri için kullanabiliyorsunuz. Bunun da altını çizmek lazım. Bununla ilgili sorular var mı acaba? Tamam. Hocam, gene ben soruyorum. Tabii ki hocam. Zaten interaktif yapmamızın amacı buydu. Evet. Soru cevap olsun diye tabii ki. Şimdi o biz veteran takımız. Orada şimdi 4 tane, 5 tane ödüldü sanıyorum. Oraya bir tekrar şeye tabii gelelim. Tabii ki geldim hocam. Güzel sayfasına. Buyurun hocam. Pardon. Dur göreyim. Ha. Evet. Burada mesela işte otonom 1, 2, 3, 4 tane ödüle. Evet. Hepsine katılmak zorunda mıyız? Bu hocam, yetenek ödüllerine şimdi, şey yapabilmemiz için. Yoksa hocam, sadece birine, ikisine ya da birine katılmamız yeterli olur mu? Şöyle hocam, zaten siz oraya verdiğiniz veriler çerçevesinde bu ödüllere yönleneceksiniz. Yani şöyle örnek göstereceğim. Hatırlarsanız demin bir din list sayfası başvuru şeyi göstermiştik. Şu bakın. Burada bazı sorular vardı öğrenciyle ilgili. Mesela First'ün bilinirliğini nasıl arttırdı? Mesela burada şöyle bir soru düşünün. İşte robotunuzun otonom yetenekleri nelerdir? Bununla ilgili bilgi verin gibi. Yani anlatabildim mi? Buraya yazacaksınız. İşte otonom kodum yoktur. Yani ya da basit düz bir şekilde gidiyor. Şimdi sizin buraya yaptığınız başvuru sizi oraya aslında o ödüle aday gösteriyor. Ha, kuvvetli bir aday mı gösteriyor? Kuvvetli bir aday göstermiyor tabii ki. Otonomi yapmadık demişsiniz. Anlatabildim mi? Hepsini dolduracağız yani. O dolduracağız. 4 tane şeye sorulara, var ya da yok. Evet hocam. Dolduracağız. Sorulara karşılık gelen kısımları direkt dolduracağız. Daha sonra bir de şu frc@etom.org var ya hocam. Evet. Oradan başvuruyu siz bir yerden bir access kodu tabii almıştınız. Hemen hocam gösterelim. O lead mentor mi alıyordu? Onu nereden alıyoruz? O sayfa yani bu sayfa evet. Açılıyor da şu access kod diyor ya. Tabii hocam. Şimdi burada bu sayfada alıyordu? Takım numarası zaten takım numarası. Kodunuzu şuradan alıyorsunuz. Gene dashboardunuzun üzerinde ana sayfanızda. Onu yerine çünkü tabii şey yapamadım. Yani evet sıkıntı olabiliyor hocam, zor olabiliyor. Payment ve Products kısmı var ya, ödemeler kısmında. Tamam. Passwords ve Voucher Codes kısmı var. Buraya tıkladığınız zaman ürün normalde bizim hani virtual kitler vardı ya, sanal kitler. Onların kodları vardı. Bunun en altında First Atom Voucher var. Bunu buradan alıp oraya kopyalayacağız. Oraya yapıştıracaksınız. Diyeceksiniz ki işte ben yetkiliyim bu konuda. Devam dediğiniz zaman bu sistem şu anda kapalı. Açıldığı zaman burada size... O şeyde mi açılacak? 4 Mart'ta mı açılacak? 4 Mart diye okudum hocam. Evet, tamam, bir yerde öyle bir şey gördüm. Tamam, yani bir blog yazısı göndermişlerdi. Blog yazısında yazıyordu. Aynen. Tamam. O güne o açıldığı zaman yükleme yapacağız. Evet hocam. Tamamdır. Çok teşekkürler. Rica ederim. Rica ederim hocam. Şimdi yetenek ödüllerinde de aslına bakarsanız 1, 2, 3... 5 farklı yetenek sergileyebiliyorsunuz robotunuzda. Bunlardan otonom olanları var, bunlardan driver yeteneği olanları var. Yani sürücünün kendi başına sürecekleri olanlar var. Otonom olanların 2 tanesi, bir tanesi Galactic Search, diğeri Autonom Challenge dedikleri 2 tane. Bir tanesi Galactic Search, ikisi de süre bazlı, toplamayla alakalı. Galactic Search. Yani işte galaktik arama mücadelesi. Sahaya koyacağınız topları sizin, örnek veriyorum hemen şuradan sayfasını bulalım. Manuelimizi açalım. Skills Competition. Şimdi şunu da hatırlarsınız ya da bunu da anlatalım. Bu sene bu yetenek yarışmalarını yapacağınız saha böyle bir saha olacak. Yani bu bir aslında saha değil, boş bir alan. Tahta kaplı olabilir, taş kaplı olabilir, halı kaplı olabilir. Yani çok önemli değil zeminin şeyi. Ama ölçüleri buna sadık kalmak zorunda. Burada inç olarak vermişler ölçülerini. Yaklaşık 5 metreye 10 metre gibi bir alan yapıyor. Ve bu alan içerisinde noktalar var. Kullanacağınız noktalar, niçin kullanacaksınız az sonra onu göreceksiniz. Bu noktaların işaretlenmiş olması, doğru olması önemli. Neden önemli? Çünkü örnek veriyorum Galactic Search.
Dedik ya Galactic Search mücadelesi. Galactic Search mücadelesinde o sahada bir start zone olacak. Yani bir başlangıç bölgesi, bir de end zone olacak. Robotunuzu yerleştiniz. İşte yazı türü atın diyor, zar atın diyor, ne yaparsanız yapın diyor. Kırmızı ya da mavi noktalar mı onlara tespitten önce diyor. Robotu yerleştirdik. Kırmızı nokta geldi diyelim yazı tur adam bize. Kırmızı noktaya koyduk ya, iki tane yol var. İki farklı rota bize söylüyor. Birinci rotanızda diyor ki C3'e, D5'e, A6'ya koyun diyor. İkincisinde de B3'e, D5'e, B7'ye koyun diyor topunuzu. Ve robotunuz start zone'dan otonom olarak başlasın, topları alsın ve en sona ulaşsın diyor. Sonra geri götürün diyor robotun start zone'a. Tekrar otonom yapın diyor. PET-B, B3, D5, B7'yi kullanın diyor. Yani buradaki topları toplatın diyor. Bunu en kısa sürede yapıyor olmanızı istiyorlar. Yani bu top toplama challenge'ı otonom bir challenge. Ve kırmızı ya da mavi noktalara koymuş olduğunuz sarı topları, zaten kitlerinizin içerisinden 3 tane top çıkıyor takımlara. 3 tane topu buralara yerleştirmenizi bekliyor ve robotunuzun otonom olarak bunları almasını istiyor. Bunu alırken de siz bunu nasıl tespit edeceksiniz? Tabii ki video ile tespit edeceksiniz. Yani kamera çekimi yapacaksınız ve süre tutacaksınız. Bakınız, kurallara baktığınız zaman robotlar iki yolu da otonom olarak çalıştırması gerekiyor. Takımlar rastgele işte zar ataraktan ya da cep telefonu uygulaması olabilir, kırmızı ya da mavi petlerden hangisini kullanacaklarını karar versinler diyor. Hangi rengi seçtiyseniz, denk geldiyse iki yolda da, iki rotada da aynı renkleri kullanacaksınız diyor. Sonra robotun yerleşimi robota sinyal vermek olarak algılanmayacaktır diyor. Uygun noktalarına şeyi koyun diyor, işte topları yerleştirin diyor. Start zone'da başlatın diyor. Ama bakın dikkat edin, with any part of bumpers breaking the plane. A1 B1 ile bölünen parça, yani A1 B1 düzleminde bir duvar var diye düşünün. Robotunuzun bumperlarının o şeyi kesmesi gerekiyor. Hatırlarsınız sahada da işte şuraya değmesi gerekiyor, şu çizgiye değmesi gerekiyor bumperın gibi kurallar vardı. Onu yapmışlar. Yani A1 B1 düzleminde kesecek şey, hemen haritaya bakalım. Bakınız A1 B1 düzlemi zaten start zone'u yeşille işaretlemiş. Bu düzlemde, yani robotumu ben aslında bu mouse'umun olduğu noktaya da koyabilirim. Yeter ki bumper'ı zone'u kessin. Anlatabildim mi? Ve amaç ne? En kısa sürede bunu tamamlamak ve robot çalışır çalışmaz timer'ınızı aktif edeceksiniz. Ha, bunun için bir cep telefonu kullanabilirsiniz, bir tablet kullanabilirsiniz, bir bilgisayar kullanabilirsiniz. Onun üzerinde bir sayıcı, zamanlayıcı çalıştırabilirsiniz. Hani ne kadar sürede bunu tamamlayacak diye şey yapabilmek için. Ve robot 3 tane power cell'i topladıktan sonra ve bumperları, end zone'u, yani o bitiş zone'unu bitirdikten sonra eğer tamponunuzun bir parçası end zone'u geçtiği anda durduracaksınız. Ve tabii ki iki rota olduğu için iki farklı şey tutacaksınız, zaman tutacaksınız. Ve demin gösterdiğimiz bir portal vardı, o portala o videoları ve süreleri gireceksiniz. Yapabilirsiniz, yapmayabilirsiniz de. Yani illa buradaki 5 tane yeteneğin hepsini de yapacaksınız diye bir kaide yok. Bunu da belirtmek isterim. Sonra bakınız, bu top toplamayla alakalıydı. Bir de otomatik navigasyonla alakalı bir challenge koydular. Autonav challenge'ı. Autonav challenge'ında da aynı, aslına bakarsanız aynı sahayı kullanıyoruz. Gene bazı noktalar var. Bunlar önemli noktalar. Diyor ki Autonav challenge'ında sizin 3 tane rotanız olacak diyor. Bunlardan bir tanesi varil yarışı, barrel racing dediği. Diğeri slalom. İkincisi bounce pad. Üçünün de farklı bir haritası var, aslına bakarsanız rotası var. İşte barrel racing'de D5, B8 ve D10'da variller varmış gibi düşünün. Robot buradan çıkacak, dönüş yapacak. D5'in üst önünde dönecek, D8'in önünde dönecek, D9'dan dönecek ve finish sona geri dönecek. Bunu neyle yapacak? Bunu otonom olarak yapacak. Amaç ne? En kısa sürede bunu yapmak. Amacımız bu.
Sonra diğeri slalom. Slalom biraz daha farklı bir rota. Başlangıç ve bitiş alanları da farklı, zonları da farklı farkındaysanız. Başlangıç zonundan çıktıktan sonra D2-D4 arasından geçecek. Bakınız D3 yani D2-D4 arası yaklaşık 60 inçlik bir alan. 1,5 metreye yaklaşık tekabül ediyor diye düşünebilirsiniz. Bu 1,5 metre aralıktan robotumuz çıkacak. Otonom şekilde D4'ü temas etmeden geçecek. İşte D8 ile D10 arasından dönecek ve geri gelecek. Bunu da otonom olarak yapmanızı bekliyor tabii ki bu şeyde. Üçüncü pet ise bounce pet rotası. Bounce pet rotasında robot start zonundan çıkıyor. A3 noktasına değiyor. Sonra A6 noktasına değiyor. A9 noktasına değiyor. Ama bunu değerken diğer işaretli noktalarda değmeyecek. Her değdiğiniz için negatif puan veriyorlardı sanırsam. Bakınız her yıldızlanmamış markera değdiğiniz zaman 5 saniyelik bir penaltı cezası alıyorsunuz bounce pad rotasında. Yani otonomu yazarken, otonomu planlarken bu rota otonav challenge içerisinde bu rotada diğer noktalara değmemelerine. Yani bu B2 de olabilir. Mesela B2'ye de değmesin demek istiyor. Yani B2 ile D2'ye de değmesin diyor. Diye düşünebilirsiniz. Sıkışık bir alan ama yapılabilecek bir şey. Ha, bunu defalarca deneyebilirsiniz. Yani örnek veriyorum. Slalom peti tamamladım. Güzel de tatmin edici bir puan da aldım. Sürede, yani benim için okey dediğim bir süre. Sonra buna geçtim. Ayrı bir video zaten. Denedim olmadı. Penaltı aldım 2-3 tane. Sonra bir daha denedim. Bir daha aldım. Sonra bir daha denedim. Penaltısız tatmin edici bir süre elde ettim. O kaydınızı göndereceksiniz. Yani bir kere deneme şansı gibi bir şey yok yani. Dolayısıyla bu özellikle skills'te çalışacaklar bence bu iş için herhalde yani 2 tam gün ayırmak gerekecektir. Öncelikle tabii robotun işte yazılımını vesairesini evden çalışılabilir. Gerçek hayattaki karşılığını da sahada deneyeceğiz. Yani öğrencilerimiz ne zaman gelecek? Ben kendi şahsım adına şimdi 15'inde Milli Eğitim Bakanlığı diyor ki okulları açmayı planlıyorum diyor. Hani öyle bir kararımız var diyor, düşüncemiz var diyor. Bizim de 4 Mart, aslına bakarsanız 4 Mart değil, 8 Nisan. Bu videoları tamamlamak için son başvuru tarihi 8 Nisan. Bizim 8 Nisan'a kadar vaktimiz var. Okullar açılır açılmaz belki bir tur kaydımızı alırız. Eğer sonra robot çalışmaya devam edebiliriz üzerinde. Eğer ki okullar kapanmazsa zaten 8 Nisan'a kadar bir daha yapabiliriz daha geliştirilmiş haliyle. Ama kapanırsa da en azından elimizde bu yetenek yarışmasına katılmak için bir veri olur diye düşünüyorum. Tavsiye tabii ki bu. Sonra diğer şeyimiz Hyperdrive Challenge. Bunda artık otonom yok, bunda artık çocuk sürüyor. Demin gördüğünüz Hyper Challenge'ı Autonom Challenge'da 3 tane şeyimiz vardı ya, rotamız vardı. O rotalar artı. Bir de Autonom Challenge diye bir şey koymuşlar. Yani demin gördüğümüz şu rotalar, işte bu rota, Bounce Pad, Slalom Pad, Barrel Pad, artı, yani bu rotalar artı bir de Hyper Drive rotası vermiş. Hyper, bunların hepsini şeyde Hyper Drive Challenge'da öğrenci sürecek. Yani otonoma ihtiyacımız yok. Yani çocuk bunu joystick'i eline alacak, sürecek. En kısa sürede bunu tamamlamak önemli tabii ki gene. Yani Hyperdrive'de 2 tane lap var. Yani 2 kere dönecek. Start zone'dan çıktı, B2, B3 arasından çıktı, döndü, sonra start zone'a B3, D3 arasından girecek, sonra bir daha aynı noktadan çıkıp aynı işi bir daha tamamlayıp tekrar B3, D3'ten dönecek ve finish zone'da park edecek. Bunu da en kısa sürede yapmak önemli. Videoya çekeceğiz tabii ki. Yani timer'ı, video kaydı, robot hareket etmeye başlar başlamaz timer'ı çalıştıracağız. Robot görevi tamamlar tamamlamaz da timer'ı durduracağız. Bize bir saniye verecek. Şu kadar zaman oldu diyecek bu iş için. Onu da dashboard'da yine giriş yapacağız. Buraya kadar sorusu olan var mı acaba? Tamam. Sonra diğer bir challenge Interstellar, yıldızlar arası işte kararlılık mücadelesi. Burada da şu ekranda göreceğiniz gibi haritayı, sahayı 5 farklı renge bölmüşler.
Bu 5 farklı renk içerisinde her gölgeden 3'er tane top atmanızı istiyorlar. Nereye? Bizim standart şeyimiz var ya, yarışmada kullandığımız PowerPort'umuz. PowerPort'umuzun bir benzerini yapabiliriz. PowerPort'umuzu bir duvara çizebiliriz. Oraya topları atmamızı bekliyor ama farklı farklı alanlardan. İşte yeşil zondan 3 tane, işte 15 tane top kullandırtıyor size. 1, 2, 3, 4 tane şu zonlardan her birinden 3'er tane deneyebiliyorsunuz maksimum. Artı kalan 3 topu da istediğiniz zonlardan deneyebiliyorsunuz. Sıralı deneyebilirsiniz. Yeşille denerim, sonra maviye kaçarım denerim, sonra sarıya kaçarım denerim, sonra pembeye kaçarım denerim. Bunu da yapabiliyorsunuz. Ve nereye gönderiyoruz tabii ki bunu? PowerPort'a gönderiyoruz. Bakınız, PowerPort'un resmi var mıydı? Vardı. Hatırlarsınız PowerPort'un bu üst tarafı, bir de altta lower PowerPort vardı. Alçak atacağımız yer vardı. Yüksek atacağımız yerde bunu duvara çizebilirsiniz. Ölçülü şekilde tabii ki. Eğer ki topunuz ortadaki deliği temsilen çizdiğiniz yere %50'den fazla girerse buradan 3 puan alıyorsunuz. Altıgenin içinde kalırsa ama yuvarlağın %50'den fazla geçmezse 2 puan alıyorsunuz. En alttaki deliğe girerse topunuz, değerse, vurursa %50'si en azından 1 puan alıyorsunuz. Çizdiğiniz, biliyorsunuz şurada beyaz bir çerçeve vardı. Hatta burada otonom bant da yapıştırabilirsiniz. Reflektör, hatırlarsınız otonomda kullandığımız kameraların görebileceği, hatta ona göre hesap yaptırabiliyorduk. Diyorduk ki işte tam buradan atabilirsin diyordu sana. Yani öyle gelişmiş yazılımı kullanan takımlarda. Şu çizgiyi, bakınız şu ekranda top tam ortaya denk gelmiş. Ama bandın dışında kalan kısmı %50'den küçük olduğu için topun, bunu da diyor ki 2 puan sayarız diyor. Bunu da 2 puan sayacağız. Kamera yerleşimimizi öyle bir yapacağız ki yani robotumuzu ve PowerPort'umuzun attığı yeri görecek şekilde yerleştireceğiz. İki farklı harita yerleşimi görüyorsunuz burada. Bu challenge için ne farkı var? Birincisi figür 2.9'da duvar PowerPort. Figür 2.10'da gerçeğe yakın bir takımın yapmış olduğu bir PowerPort olduğu zaman noktayı böyle geriye kaydırıyoruz. Yani zaten reintroduction zone dediği şu morla gösterilen bölge, topları makinenin üzerine yükleyeceğimiz bölge. Yani robot topu buradan bizden alacak ya, bu bölge. Eğer ki gerçek bir oyun saha malzemem varsa bu bölgeyi küçültmüşüm. Niye? Çünkü biraz böyle kaydırmış. A0 noktasından A1 noktasına çekmiş yeşil zonu. Ama boyutunu aynı tutsun diye reintroduction zonu küçültmüş. Gördüğünüz üzere. Bu neyle alakalıydı? Bu da top atmakla alakalı. Driver'ımız bunu sürecek. Şey yapabiliriz. Nedir onun adı? Otonom da karıştırabiliriz. Yani eğer ki güzel bir otonom çalıştırabiliyorsak, yani çünkü öyle takımlar da var. Top atacağı zaman otomatik olarak robotu yerleştirip topu fırlatan takımlarımız da vardı. Bunu kullanabilirler. Robotlar top alabilmek için insan oyuncudan reintroduction zone içerisinde olması gerekiyor tamamıyla. Yani direkt içerisinde olması lazım. Toplar robotun üzerine elle de beslenebilir, yerden de alınabilir. Bu da bir önemli bir nokta. Buraya kadar sorusu olan var mı acaba? Son challenge, PowerPort challenge. PowerPort challenge gene aynı top atmayla alakalı. Biraz daha özgür. Ne demek özgür? Bakınız bir shooting zone var, yani atış alanı var. Bir de reintroduction zone var. Arası boş. Yani burada takımlar şey yapacaklar. 3 tane power cell'le, yani 3 tane topla kendi üzerinde olabilir ve top atacaklar mesafeye. Yani bizim scoring zone dediğimiz şu yeşil alan içerisinde driver ya üzerindeki toplarla ya alacağı topla vesaireyle 3 tane top ataraktan puan elde edecek. Puanlar gene aynı. Yani 3 puan, 2 puan, 1 puan şeklinde. Nereden başlıyor Hasan Hocam robot? Güzel soru. Robot nereden başlıyor? Robot yeşil alandan başlıyordu.
Start zone koymamışlar değil mi? Evet. Evet, ben de göremedim. İnsanlar sadece introduction zone'dan veriyorlar. Tıp tıp tıp. Başlangıçta top olacak herhalde 3 tane. Başlangıçta top olacak, aynen aynen. Robotmaster challenge space'te, yani yeşil alanda. Şu yani bu alan içerisinde başlayacak robotumuz. İstersek burada bir yerde, yani tam güzel atacağım yerden de atabilirim. Süre bazlı bir şey olmadığı için nasıl rahat ediyorsak öyle düşünebiliriz. Yani nereden, yani isterse uzaktan atıyordur, bu köşeye koysun. Ama tamamıyla yeşil alan içerisinde olacak robotumuz. Bunun sonucunda da tabii ki gene puanlar alacağız. Video ile beraber puanları sisteme yükleyeceğiz. Şimdi skorlama farklı çalışıyor. Her takımın bir row skoru olacak her challenge için. Yani bir ham bir bize bir veri veriyorlar. Bununla ilgili scoring kısmında bir tane hesap makinesi de yapmışlar. Bakınız şu. Şimdi bu hesap makinesinde bu tabloya ulaşabilirsiniz. Galactic Search için pat E, yani A peti için B peti için bir veri giriyorsunuz. Diğer bir takım için de bir skor giriyorsunuz. Neden ötürü diğer bir takım için skor giriyorsunuz biliyor musunuz? Çünkü hesaplamaları yaptığınız zaman bizim takımların puanları hesaplanırken bir matematiksel işlemden geçiriliyor. Ve bu matematiksel işlem aslında sizin grubunuzda bu challenge'a katılan takımların, yani yetenek challenge'ına katılan takımların puanlarına göre bir onlara bağlı bir puan veriyor size. Yani maksimum puan, maksimum hesaplanabilir puan 150. Minimumda hesaplanabilen puan da 50'ydi hatırladığım kadarıyla. Yani her takımın puanları giriliyor. Matematiksel işlemin sonucunda her takıma 150 ile 50 arasında bir puan taş çıkartılıyor. Bunlara göre bir ranking veriliyor, sıralama veriliyor. Şöyle ki. Mesela bakınız bir örnek şey yapmış. Rav score örnek vermiş. Bir ham score belirlemiş. Bir takım için bu. Sonra birleştirilmiş skorları da takımın bu. Sonra hesaplanan skoru bu 150. Bu takım birinci mesela winner'ı gibi düşünebilirsiniz. Şimdi takımlar grupları içerisinde ranking getiriliyor ve işte overall skoru en yüksek olan birinci, highest computed skoru en yüksek olan ikinci, işte second olan üçüncü gibi sıraya şey yapacak ve sonucunda ne çıkacak ortaya? O grubun bir competition winner'ı ve bir finalisti çıkacak. Ha, bu takımlar ne olacak bilmiyoruz. Yani şampiyonaya gidecek mi ya da şampiyonu için tekrar değerlendirilecek mi? Onunla ilgili bir şey, yetenek yarışmasının sonucunda nasıl değerlendirecekler? Devamını bilmiyorum şu anda. Bu hesaplamanın aynı zamanda Türkçe şeyini de çocuklara okutursanız faydalı olacağını düşünüyorum. Nerede? Yetenek yarışması. PyDrive. Heh. Genel skor. Hesap makinesine buradan da erişebilirler. İşte Türkçe olarak burada tüm matematiksel hesap kitabı vesaire burada mümkün. Bunu da buradan okumalarını tavsiye ediyorum. Buraya kadar sorusu olan var mı acaba? Tamam. Bunu da yaptıktan sonra tabii ki Game Design Challenge var. Game Design Challenge'ı detaylı zaten bugün öğleden sonra üstünden geçeceğiz. Game Design Challenge'ın içerisinde 1, 2, 3, kaçtı ya 5 mi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 farklı ödül veriyorlar. Bir tanesi rookie bazlı. Aslında sizin bir FRC yarışması tasarlamanızı istiyorlar. Amaç bu. Ne kadar detaylı o kadar güzel. Tabii imkanlar dahilinde. Bu bir eskizden de oluşabilir gene. Kağıt üzerinde bir çizim de olabilir. SolidWorks'te bir çizim de olur. Autotech, yani bir o çizim programlarıyla yapılmış bir üründe ortaya çıkabilir.
kurallardan bahsediyor olması tavsiye ediliyor. İşte oyun materyali, kitlerinizin içerisinden zincir çıkacak. Örnek bir zincir göndermişler. O zincir benzeri bir şeyi takım şeyinizin oyun tasarladığınız oyunun içerisinde kullanıyor olmanız size bir Concept Award ödülüne de aday haline getiriyor. Yani siz gene demin anlattığımız gibi jüri ödülleri kısmındaki bir başvurularda bulunacaksınız takımlarımız. Başvurdukları yerlerde eğer ki işte orada bir soru olacak muhtemelen. Diyecek ki zinciri ne şekilde kullandınız? Bunu kullanıyor olmanız o konsept ödülüne de sizin şey yapmanızı, nedir onun adı, aday olmanızı sağlayacak. Eğer ki zincir kullanmazsanız atıyorum işte pet şişe kullandık oyun materyali olarak. İşte pet şişelerini alıp çöpe atsın vesairesini kullandık. Ne bileyim ama zincirleri de bir yerde kullandık. Zincirlerle çarparak devirecek. Bu konsept ödülü de sizi aday olarak gerçekleştiriyor. O, genel oyun tasarım konseptinin yaratıcılığınızı kutluyor. İşte Creativity Award dediği. Design ödülü tüm bileşenleriyle sorunsuz entegre edilmiş. İşte rekabetin hedeflerine uygun olduğu. Çünkü dikkat ederseniz game designlarda yani FRC oyunlarında işte takımların takım olarak kazanması, işte birbirlerini ezerek değil, birbirlerini destekleyerek kazanması, işte robotlarını parçalamak yerine ya da birbirlerine zarar vermek yerine mümkün olduğu kadar onları uzak tutmak. Yani genel olarak hakim olduğunuz ya da izlediğiniz oyunlardaki genel konseptleri uydurmanızı bekliyor ve bunları değerlendiriyor. İşte mühendislik tasarımı, yani o oyun tasarımını yaparken mühendislik süreçlerini nasıl kullandınız? Düşüncelerinizi yaptığınız fikirleri ne şekilde mühendislik kullanaraktan hayata geçirdiniz, ortaya çıkarttınız. Bunu sizden sorguluyor aslında bakarsanız Engineering Design. Imaginary Award dediği görsel estetik kaygıları ya da onların değerlerini değerlendiriyor. First'ün temel değerleri dediğimiz şeyler var biliyorsunuz. Bunların hepsini oyundan ne kadar barındırmışsınız, bunları ne şekilde içeriyor bu oyun, tasarladığınız oyun, hikayesi ne, nasıl bir hikayeyle bunu anlatmaya çalışıyorsunuz? Çünkü her oyunun bir hikayesi var First'te biliyorsunuz. Bunları ne şekilde karşılık buluyor sizin şeyinizde, oyununuzda? Onları da Imagine Award'la değerlendiriyorlar. Rookie Design Award dediğimiz, gene bu rookie takımlara özel bir ödül olacak. Rookie takımın tasarladığı oyunu değerlendirecek başarılı bir oyun tasarımı gerçekleştiren, bu deminki süreçleri gerçekleştirebilen rookie takımı değerlendirecekler. Ona göre de ona bir ödül verecekler diye düşünüyoruz. Sorusu olan var mı acaba? Game Design'ı zaten bugün öğleden sonra detaylı üstünden geçeceğiz. Yani üretilen materyaller de var, neler kullanılıyor, neler yapılıyor, bunların üzerinden geçmeyi planlıyoruz. Soru var. Yoksa devam ediyorum. Son challenge, inovasyon challenge'ı. İnovasyon challenge'ı bu sene tabii yani aslında Efeler'lerde yaptıkları bir çalışma, inovasyon challenge'ı. Bir probleme çözüm bulmanızı, bununla ilgili inovatif bir çözüm bulup bunu ürün haline getirmeniz olabilir. Bunu bir iş planıyla anlatmanız, bunu bir iş haline getirmek gibi düşünebilirsiniz. Yani burada güzel, bunun da tabii Türkçe içeriği var. Onu açabilirim hemen şuradan. İşte örneklerden bahsetmiş oyunun şeytan manuelde başlangıcında. İşte Nintendo Wii'nin kumandası işte ilk şeydi. Bu inovatif bir şeydi, güzel bir şeydi. Bir şeyleri bilgisayar başında oturup çocukların klavyede böyle oynamaları yerine işte bu kumandayla artık hareket etmeye başladılar. Zaten bu senenin challenge'ı nedir? Mücadelesi. İnsanlara optimum fiziksel veya ruhsal sağlıkları ile formlarını korumaları, tekrar kazanmaları ve elde etmeleri konusunda aktif hareket ve oyun ile yardım edecek bir çözüm tasarlayın. İşte Wii'nin kumandası buna çok güzel bir örnekti. Wii'yi bilen bilmeyen var mı diyeyim? Bizim yaş grup yani benim yaş grubum sonuna yetiştik belki. İşte yeğenlerden, kuzenlerden gördük oynarlarken. Öyle bir kumanda. Bu kumandayı oynatıyorsun ki oyun oynayabilesin. Yani atlıyorsun, zıplıyorsun, spor yapıyorsun vesaire. Mesela bu challenge'a güzel bir çözümdü bu. Aslına bakarsanız. Yani o kumandanın oyun oynarken bile çocuğu ya da insanı fiziksel, ruhsal sağlığını, formunu korumasına, geliştirmesini tekrar kazanmasını sağlayabilecek bir inovatif bir çözümdü. Ondan sonracığıma
İşte kronometre atletik performansı takip etmek için işte vardı ama şimdi giyilebilir teknolojilerle sporcuların işte saatler vesaire. Bunu örnek. İvme ölçerleri var üzerinde. Yürüyor muyum, koşuyor muyum, yüzüyor muyum? Bunu otomatik olarak algılayabiliyor saatler. Örnek. Bu da buna benzer şeyler. Yani bu tarzda buradaki mücadeleye yani challenge'a şey yapacak, karşılık gelecek bir inovatif bir çözüm üretmenizi, bununla ilgili bir iş planı oluşturmanızı büyük ihtimalle. Yani siz zaten takımlarımızın alışık olduğu vakıf olarak haberi istiyoruz. İşte bir iş planınız olsun, iş planınız olsun. Bunun gibi içerikler olacak. Bunlarla jürilere şeyleri anlatacaksınız. Mesela bakınız 200 kelimeyle takımınızın odaklandığı fırsatı anlatmanızı istiyor. Bu yönetici özeti dediği yani portala gireceğiniz şey. İşte takımın problemini nasıl çözmeyi önerdiğini, işte takım tasarımında, çözüm geliştirmede hangi teknolojiyi kullandık, bunlardan bahsedeceğiz. İşte bunun yarı finalistleri, bir dakika bakalım, yarı finalistleri tekrar değerlendirilip şeye gidiyordu ama bunu nerede değerlendirildi ona bir bakalım. İşte global inovasyon ödülleri kısmında, tamam, sağlam takımlardır, yarı finalistler, bir sonraki tura yükselme. Evet. Yarı finalistler bir sonraki tura yükselecekler. Yani yarı finalist sayılarını şöyle vermişler başvurularda. Toplam takım sayısı 0 üzerinden 4 takım inovasyon finalist ödülünü alacak ve finalist olacak demiş. Bir dakika. Katılımcı sayısına göre her grup içinden kaç yarı finalist seçileceğini göstermekte. 100 takımdan daha az katılması halinde finalist seviyesine yükselme süreci farklı bir şekilde işlenecektir. Yarı finalist takımlar 20 finalist takımdan biri olmak için yarışırlar. Yarı finalist takımlar değerlendirme grupları bölümünde anlatılan süreç uygulanarak yaklaşık 25 takımdan oluşan yeni gruplara yerleştirirler. Farklı bir jüri paneli bu takımların inovasyon çözümlerini tekrardan değerlendirecek. Yarı finalist seviyesinden uzaktan canlı yayın gerçekleştirilen bir yarı finalist seviyesinde sizde bir mülakat süreci olmayacak. Yani grubunuzdan çıktığınız zaman, yarı finalist olduğunuz zaman değerlendirmeyi alacaklar ve oradan da finalistler ortaya çıkartacaklar inovasyon challenge'ında. Mülakatlar 15 dakikayla sınırlı olacak. İşte 2 dakika iş sunumu, işte 3 dakika takımın yapacağı sunum şeyi, işte jüri tarafından yöneltecek soru ve cevaplara da 10 dakika gibi ayrılmış. İngilizce olacak. Açıkçası İngilizce şekilde. Dolayısıyla bir çevirmen bulundurmanızda fayda var. Mentorlar çevirmen görevi de alabiliyorlar. Yani mentor olarak çevirmenlik de yapabilirsiniz. Gönüllü bir İngilizce kişisi de bu çeviri işlemini gerçekleştirebilir. Evet. Bir saattir konuştum. Sorusu olan var mı acaba bu kısma kadar? Peki ben sorayım. Mesela bunlardan hangilerine katılmayı planlıyorsunuz genel olarak? Yani bir kafanızda bir şey oluşturmuş olan var mı strateji? Hani biz takım olarak işte inovasyon challenge'da gidecektik. İşte Infinite Recharge'da gideceğiz. Ya da hepsine mi katılacaksınız? Nasıl planlıyorsunuz genel olarak? Çünkü 2 dakikamız kalmış. O arada onları sorayım dedim. Plan olan var mı? Hasan Hocam ben bir şey sormak istiyorum. Buyurun Ali Kemal Hocam. Ya gerçekten anlattığınız şeyler için teşekkür ederiz. Bu bilgilendirmeler için. Tabii ki çocuklarla şu anda çok yüz yüze henüz ulaşamadık ama umudumuz bu okulların açılmasıyla başlayacak gibi gözüküyor. İnovasyon ödülleri sanki daha cazip gibi geliyor. Çünkü diğer ödüllerde otonom ödüller henüz robotlarla ilgili henüz onları bir şey yapamıyoruz. Geçen yıldan robot yarım kalmıştı örneğin. Evet. Önce onu tamamlamak lazım. Bu süreç bize yetecek mi bilmiyoruz tabii ama gene de işte online ortamda yapabileceğimiz ödülleri herhalde insanlar daha çok şey gösterecekler diye düşünüyorum. Evet hocam. Yani biz de inovasyon ödülleri herhalde bizim için daha cazip olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Rica ederiz hocam. Biz teşekkür ederiz. Süreç az. Yani bu 15 tatili çok iyi değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum mentorlar olarak. Yani çocukları motive edip bir an önce bir şeyler üretmeye yönlendirmek için. Manuelin içerisinde aşağı yukarı zaten detaylarda neler soracaklarını veriyorlar. Yani
takımlar hani neler, nasıl bir essay'ler hazırlamaları lazım. Zaten 4 Mart'ta da sistem açıldığı zaman orijinal sorulara da ulaşacaksınız. Bu sorulara yönelik cevapları hedeflememiz lazım. Hani orada sorulmayan bir şeyi vermenin çok bir anlamı olmuyor. Yani o dolayısıyla bu açıklamaları ya Türkçesini ya İngilizcesini çok iyi okumaları gerekiyor öğrencilerin ve ona göre içerik hazırlamalarını tavsiye ediyoruz yani. Attıkları taşın hani değerli olması için. Yoksa çünkü 30'arlı gruplar çok makul gruplar. Kalabalık gruplar değil. Değerlendirilen genel 30'arlı gruplar halinde yapılıyor. Ve uluslararası olması da bence Türk takımları için bir avantaj olabilir. Tek dezavantajımız dil problemimiz. Dil problemimizi de çözersek bence birçok takımımız ödüllerden, çünkü birçok ödülde de şey var biliyorsunuz. İşte zenginliği yayma diye bir kelimesi var. İşte bir takım işte ödül alırken herkese mesela atıyorum konsept ödül, işte creativity award'ı alan designer'ı alamayacak gibi. Yani burada bir kategorize edecekler muhtemelen. Yani bir takım tüm ödülleri silip süpürmek gibi değil, zenginliği yay. Yani mümkün olduğu kadar çok takıma ödülleri dağıtmayı planlıyorlar. Yani dolayısıyla bir gruptan tabii farklı gruplar içerisinde olacağız ama iyi bir çalışma, iyi bir metin başvurularıyla ve güzel bir mülakatla taçlandırırsak Türk takımlarının güzel işler çıkartacağına inanıyorum ben. O zaman 15 dakika ara yapalım. İsterseniz sorusu olan yoksa saat 11.45'te. 11.45'te tekrar görüşmek dileğiyle. Ben de bir çay koyacağım kendime. Görüşmek üzere.